Yasal uyarı. Burada bu videoda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değil. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmakta. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgiler dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Evet, bugün T-Kur hissesiyle ilgili, Kent hissesiyle ilgili ve Yaprak hissesiyle ilgili konuşmaya çalışacağım. Bir algı vardı işte, bir hisseye internet cezası gelirse o hisse bitiyor, o hisse batıyor. Ama Kent bunu ben kırdığını düşünüyorum ve bugün T-Kur'un da bunu kırdığını düşünüyorum. Dolayısıyla internet cezası o kadar da kötü bir şey değilmiş demek ki. Bunu Kent'te de gördük, T-Kur'da da gördük. Hatta Bimelk diye bir hisse var. Onda da internet cezası vardı. Bimelk'te ne kadar gitti? Hala da gitmeye devam ediyor. Dolayısıyla bu internet cezası aşılabilecek bir şeymiş. Bunu anlamış olduk. Şimdi öncelikle Kent'e bakalım bir de. Tabii şurada bölünme geldi. Burada bir düşüş yok yani. Diyelim işte ne oldu? Hisse sayısı, hisse fiyatı diyelim yarıya indi ama hisse şeysi de sayısı da iki katına çıktı. Dolayısıyla buradaki insanlar zarar etmedi yani. Böyle en temel şeyleri de anlatmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten hiçbir şey bilmeyen ve borsayı yeni öğrenmeye çalışan insanlar da olduğu için her şeyi söylemeye çalışıyorum. Benim video çalışmalarımda hiçbir şey bilmeyen insanlara da çok şey bilen insanlara da ikisinin de çıkarabileceği dersler olduğunu düşünmekteyim. Burada bir zarar yok yani. Bunu söylemeye çalıştım. Bir aya bakalım. Bir yıla bastım yanlışlıkla. Bir aya baktığımızda 6 aya bakalım. 6 ayda da gözükmüyor şey. Mesela bakın 275 liradan 471 liraya gitmiş. Yani iki katına çık koymuş ise. Bugün derinliğe baktığımda böyle tavana çatır diye kilitlememiş. Tavanda bekleyen alıcılar yoktu. Alış satış devam ediyordu son zamanlara kadar. Dolayısıyla artık buralar tehlikeli yerler gibi gözüküyor Kent'te. Öyle yani. Mesela T-Kur'u daha şeydi. T-Kur'u da tavanda 20 bin lot alıcı bekliyordu. Mesela T-Kur'u rally'ye buradan ben devam edeceğini düşünüyorum. Ha kaç paraya kadar gidebilir? 500 lirayı aşabilir mi? 700 lira olabilirim bilmiyorum. Ama bu internet cezası şeysini kırdı. Tabii 430 bir daha olabilir mi? Ya bu internet cezası gelmese şurada 500 lira geçerdi. 700 lira falan olabilirdi bence de. Şimdi alsat eskisi kadar kolay değil. Ama millet hisseyi satmazsa alıcı mutlaka gelecek. Geç edebilir. İşte çok riskli hisseler bunlar. Bilmiyorum. Tahmin etmek çok zor gerçekten. Ama birkaç tavan daha gideceği çok bariz belli gibi gözüküyor bu T-Kur hissesinin. Şimdi bir de Yaprak hissesiyle ilgili konuşalım. Mesela Yaprak da sabah artı 3 falandı. T-Kur ve Kent'in başarısından sonra bakın bu da gitmeye başladı. 28'den 37'ye çıkıp yataya girmiş. T-Kur ve Kent'in tabii Kent'in artık düşüşü de gelebilir de. Kent tehlikeli yerlerde artık. T-Kur'un yükselişinden Yaprak da pozitif etkilenip rally'e devam edebilir diyorum ben. Bunun zirvesi kaç ya? 103 lira. Ay burada alanlar. Gerçekten çok kötü bir yerde almış. Tekrardan 103 liraya çıkar mı? Ben internet cezasına da çıkabileceğini düşünmüyorum. İnternet cezası bitince çıkabilir mi? Bilmiyorum. Burası borsa her şey olabilir. Yaprak hissesini analiz etmeye çalışacağım bugün. Faaliyet raporuna bakacağız, finansal raporuna bakacağız. Hissenin şişik mi, ucuz mu buna bakacağız. Öncelikle bir üstün körü bir bakalım. Bu arada nasıl bakıyorum bu şeylere bilançolara? İşte Google'a hissenin ismini yazıyorum. Yanına halk yazıyorum. Sonra çıkıyor halk yatırım sitesinden. Öz sermaye karlılık %19. Kârda bir şirket.
Piyasa değeri bölü defter değeri 8,5. Şişik bir hisse. Ama gıda hisseleri şişik yani. Gıda hisselerinin hepsi şişik genel olarak. Bu sektör böyle yani. Ama piyasa şunu da yapabilir. Gıda hisseleri şişikse ben de başka bir sektöre yönelirim kardeşim. İşte GYO'lar ucuz, onlara yönelirim. Yatırım holdingler ucuz, onlara yönelirim. Holdinglerin birçoğu çok ucuz, onlara yönelirim diyebilir. Banka hisseleri çok ucuz, onlara yönelirim diyebilir. Sektör, piyasa. Dolayısıyla gıda hisseleri şişik. O zaman daha da şişecek. Bu öyle bir şey de yok. Bunun bir kesin garantisi yok. Şişik bir hisse. Bu bir gerçek. Ama ben yine de şeylerini analiz etmek istiyorum. Birazdan finansal raporuna, faaliyet raporuna bakacağız. Uzun vadede iyi bir hisse gibi gözüküyor. Ha benim en beğendiğim hisseler oynatma listesine ekleyebileceğim bir hisse değil çok şişik olduğundan dolayı. Ama yine de kötü bir hisse olduğunu düşünmüyorum. Yaprağın net satışları bakıyor. 8 milyon, 6 milyon düşmüş. Sonra bir daha 8'e çıkmış. 8, 8. Öz sermaye karlılığı yani karları arttırmış. Rally devam. Bir ara 14'e çıktı olmuş ama sonra düşmüş. 10'a düşürmüş. 1'e düşürmüş. 5, 7. 7'den 14'e, 18, 19'a çıkartmış. Karlılıklar devam ediyor. Şimdi finansal raporuna bakalım. Yeni kaplar gelmiş. Neyse şimdi nasıl bulacağız finansal raporu? En temelden anlatmaya çalıştığım için bunları da söyleyeceğim. Şimdi bir kere bunun finansal raporu bir ay önce falan geldi. Bakıyoruz tarihlere. Son 15 gün var. Bir ay yok burada. O zaman buradan tarih seçeceğiz o zaman. Ne kadardan başlatalım tarihi? Mesela 1 Ekim'den başlatalım. 20 Kasım'a kadar gitsin. Uygulayalım mesela. Şuradan da hisseyi yaprak seçelim. Çıktı. Finansal raporda çıktı. Faaliyet raporda çıktı. Bakalım faaliyet raporuna. Açalım. Ya şu kamera koydum da ekranın önüne. Nasıl göreceğim bunu şimdi? Evet, bakıyoruz ne var önce? Genel bilgiler varmış. 1994 yılında 10 adet Samal inek ile Balıkesir ilçesinde kurulmuş. Yani adamlar 10 tane inek ile başlamış bu işe işte. Çok büyük bir ticaret başarısı gerçekten. Ha, bu arada şuradan faaliyet raporlarına falan ulaşmak için şuradan seçeneklerden bildirim tipi özel durum finansal rapor seçebilirsiniz. Yoksa devre kesicilerde çıkarsa bir sürü kap içinde bulamayabilirsiniz hissenizi. Faaliyet raporu, finansal raporu. Şöyle kar yaptık, böyle kar yaptık. Ama asıl bundan ziyade önceki yıllara göre ne kadar kar yaptığı bence daha önemli. Daha önemli. Bilançolara bakıyoruz. Önceki dönemde 10 milyon dönem varlığı varmış. Yani diyelim 10 milyonluk hayvan döndürüyormuş diyelim ki. Tabi sadece hayvan yoktur bunların da. Artık 19. Yani 2 kat öne çıkartmış bir yılda. Gerçekten çok büyük bir başarı bence. Dönem varlıkları 34 milyon. Bunlar aynı değil mi? Dönem varlıklar. Duran varlıklar diyormuş. Dönem varlıklar ticarete soktuğu duran varlıklar, duran şeyler. Mesela diyelim ev almıştır adam duruyordur orada mesela. Onu ticarete vermemiştir. Diyelim onu kiraya vermedi duruyor diyelim orada. Ne oluyor? Bu duran varlık oluyor mesela. Diye akıl yürüttüm. Böyle bir şey aklıma geldi. Dönem varlıklarda ticaret yaptığı şeyler. Ticaret yaptığını iki katına çıkarmış. Duran varlıklar biraz daha duruyor gibi. Bu arada duran varlıklar daha fazla dönemden. Değil mi? 40-39'dan daha fazla. Hayvanları mı duran varlık kabul etti acaba? Bilmiyorum. Neyse. Toplam öz kaynakları bakın. Sonuç olarak 45'ten 60'a çıkarmış öz kaynakları. 45 milyondan 60 milyona. Net satışları 21 milyondan 25 milyona. Kârları 4 milyondan 8 milyona. Dönem net kârı da 1 milyondan 5 milyona. Gerçekten çok büyük başarılar. Bu dönemde
390 erkek, 448 dişi, 838 tane doğum. Yani 800 tane yeni hayvan oldu diyor. Hayvan da zaten biliyorsunuz hayvan doğurtmanın çok da bir maliyeti yok. Belki veterinere para veriyorsa. Yani dolarla alakası çok da yok bu sektörün değil mi? Süt üretiyor adam. Dolarla ne ilgisi var bunun? Dışarıdan mal gelmiyor. Laptop almıyor dışarıdan. Bilmem ne yapmıyor. Yani dolayısıyla dolar ne kadar yükselirse yükselsin bu hisse işini yapmaya devam edecek gibi gözükmekte. Gerçi faizler de yani yükseltildi. Dolar tekrar eskisi gibi uçabilirim bilmiyorum da. Neyse yine de bundan da bahsetmiş olduk. Süt üretimi yapıyormuş. Tarımsal üretimi yapıyormuş. Mesela bak fi otu hasat edildikten sonra diyor. Yani tarımda yapıyorlarmış bunlar. Yani o zaman tarım yapıyorlarsa o zaman dışarıdan tarım makineleri alıyorlarsa bunlar da tabii dolardan biraz etkilenir ama asıl iş yani asıl iş çok da dolar şeyinde değil. Yani bir mesela işte bir Sasa kadar dolardan etkilenecek bir şirket değil yani bu bir gerçek. Tamam bak burada açıklamış kur risk yönetimi grubun işlemleri genel olarak TL üzerinden gerçekleştirilmekte kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmamaktadır demiş. Bunu da biraz önce fikir yürütmüştük. Bakın adamlar açıklamış faaliyet raporunda. Finansal rapora da bakalım. Zaten faaliyet raporunda da biraz bahsetmişti finansal şeyden de yine de bir bakalım. Dönem varlıklar bunlara bakmıştık zaten. Çiftlik şurada şöyle bir çiftlik var. Burada böyle bir çiftlik var. Bunlardan bahsetmiş. Diye gidiyor. Videonun süresini çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü kimse yarım saatlik video izlemeyebilir. Dolayısıyla kısaca bir baktık öz kaynak değişimine, satışlara, şunlara, bunlara kısaca baktık. Ciddi anlamda almayı düşünen olursa bu raporların hepsini okumak isterlerse okuyabilirler. Videoyu çok fazla uzatmamak için çok en detaylarına kadar incelememeyi düşünüyorum. Mesela mısır stajı, zeytinlik, fi stajı, fıstık çamı. Adamlar bunlarla da ilgileniyor. Sadece sütçülük yapmıyor yani. Dolayısıyla bu da böyle bir hisse. Dediğim gibi yaprak beğendiğim bir hisse. Ama en beğendiğim hisselerden birisi değil. Çünkü şişik bir hisse olduğu için daha mantıklı hisseler olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden en beğendiğim hisseler oynatma listesine eklemiyorum.